Araç piyasasında yaşanan birçok aksaklık dolayısıyla sıfır araçlarda fiyatların tavan yapmasının ardından ikinci el pazarı fazlasıyla ilgi gördü. Bu doğrultuda da artan ilgi sebebiyle ikinci el fiyatları da tavan yaptı. Araba alacaklarsa bu sefer ağır hasarlı ve pert kayıtlı arabalara yöneldi. Peki pert araba alınır mı? Ağır hasar kayıtlı araba almak başa bela açar mı? Pert araba alırken nelere dikkat etmek gerek? Uzmanı Aksu Haber'e merak edilen detayları tek tek cevaplandırdı. Sıfır araçlarda şu anda bayilerde bulunmuyor. Onun için ikinci el piyasasına yöneliyor. İkinci el piyasası da bir patlama oluyor, yükselişte şu anda. Onun içerisinde yani araç alan kişiler kendi bütçesine göre tabii ki alamıyor. Ve bunun için de hasarlı alıma yöneliyor. Yani hasarlı alımda da işte bazı müşterilerimiz korkuyor, işte pert kayıtlı, hasar kayıtlı diye. Gösteriyoruz, kazalı fotoğraflarını gösteriyoruz vesaire. Pert kayıtlı deyince yani işte müşteriler biraz geri adım atıyor. İşte pert kayıtlı hurda belgeli gibi görüyor. Ama tabii yapılabiliyor. Yapılıp tadilatını yaptırıp yani bu talep çoğalmaya başladı hasarlı alım satımda. Tabii biz çevremize, eşimize, dostumuza bu araçlarımızı temin ediyoruz kendi bütçelerine göre. Yani hasar kayıtlı araçlarda kazasına göre mesela biz yani yüksek çaplı bir kazalı araçlar almıyoruz. Ve işte hani kaport hasarlı vesaire bir de mekanikle fazla bir hasar yoksa zaten yenileniyor. Yenisiyle yenileniyor parçalar. Onun haricinde yani normal araçların nasılsa, orijinal araçlar nasılsa aynı o şekilde araçlarımızda herhangi bir sıkıntı olmuyor. Ve Kahramanmaraş'ta da bu süreç yani hasarlı alım yavaş yavaş olmaya başladı diğer illere göre. Hasarsızla ağır hasarlının fiyatı biraz daha yani o kadar %50 değil de %60, %70 gibi fark ediyor arasındaki rakamla. Tabii eskiden hasar kayıtlı dediğin zaman şey yapıyordu yani. İki adım geri duruyordu, bir adım da değil. Ama şimdi bütçesine göre her türlü araçlar alınabiliyor hasar kayıtlı. Onun haricinde yani bu talepte de hızlılık var, açık konuşayım. Tamam abi.